Bazı yazarların hayatı bir kader gibi karşımıza çıkar. Daha doğrusu yaşadıkları bazı yazarları yazar yapar. Dostoyevski böyle bir kaderin izini sürmüş yazarlardan biri olarak gelir bana hep. Neden diyecekseniz çok sorunlu bir ailede dünyaya gelmişti ondan 1821 yılında Moskova'da dünyaya geliyor Dostoyevski. Veremli bir anne dolayısıyla da güçsüz bir anne bu güçsüz bir anne imajını hep getirecektir beraberinde. Bir de alkolik bir baba hekim bir baba ama aynı zamanda ve e, aynı zamanda da çevresindekilere özellikle yaşadığı evdeki hizmetkarlarına çok kötü davranan bir baba. Daha başlangıç yıllarında bu kader yavaş yavaş yazılıyor gibi görünüyor. Bir de şu var çünkü Dostoyevski'nin babasının e, çalıştığı hastane Moskova'nın dışında ve çok kötü bir mahallede, çok kötü şartlarda yaşamaya çalışan insanların bulunduğu bir mahalle. Orada ki bir hastanede zaman zaman Dostoyevski'yi babasıyla birlikte görüyoruz. Babası onu beraberinde alıyor ve götürüyor. Kendisi mi ısrar ediyor da götürüyor onu bilmiyorum. Ama Biyografisinde şunu görüyoruz, bu ayrıntının ilginç olduğunu düşünüyorum ben. Ee, sürekli olarak oradaki hastalarla konuşuyor Dostoyevski. Konuşmasına konuşuyor ama ben size 10-11 yaşında bir çocuktan söz ediyorum. Belki meraklı bir çocuk olduğu için hastalar da onunla konuşuyor, onu bilemem. Fakat ben daha o günlerden Dostoyevski'nin bir takım hikayeler biriktirmeye başladığını hissettim. Bu arada anne ölüyor. Ve Dostoyevski tekrar babasıyla beraber yaşamak istemediğinden biraz da belki babası onu gönderiyor bilmiyoruz. St. Petersburg mühendislik okuluna yazılıyor. Bu da ilginç değil mi? Ben genelde Mühendisliğin yazarlıkla pek bağdaşamayacağını düşünenlerdenim. Gerçi Oğuz Atay örneği var elbette elimizde ama Dostoyevski'nin de bir mühendis olduğunu öğrendiğimde kendimi bir tuhaf hissettim diyebilirim. Demek ki ben de önyargılıymışım dedim doğrusunu söylemek gerekirse. Bunun üzerine Dostoyevski Mühendislik Okulu'nda okuyor ve ee, okumasını okuyor da etrafında böyle asabi, e, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir delikanlı izlenimi uyandırıyor. Bu sebeple de ön adı Fyodor biliyorsunuz Dostoyevski'nin. Fyodor'dan yola çıkarak çevresindeki arkadaşları ona ateş, fedya diyorlar. Mühendislik okulunu bitiriyor Dostoyevski fakat... Mühendislik okulunda okuduğu günlerde babası da ölüyor. Fakat bu ölüm, bu ölüm tabiri caizse biraz şüpheli bir ölüm. Eceliyle öldüğünü düşünenler de var. Çok kötü davrandığı hizmetkarlarından biri tarafından öldürüldüğünü düşünenlerdi. O günlerde Dostoyevski ilginç bir tespitte bulunuyor ve şunu söylüyor. Babamın ölümünde hiçbir sorumluluğum yok. Ama onun ölümünün günahını taşımaya hazırım. Çünkü onu gerçekten öldürmek istedim. Şimdi bunu da önemli bir ayrıntı olarak koyalım çünkü ilerisi için ihtiyacımız olacak. Dostoyevski bitiriyor mühendislik okulunu ve başarılı bir mühendis olarak orduda subay, asteğmen olarak istihkam bölümünde göreve başlıyor. Bu arada eserlerine geçmeden ve yazarlıkla ilgili ilk adımlarına geçmeden bir not olarak bir parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Dostoyevski'nin bu baba nefreti üzerine Freud bayağı çalışmış, kafa yormuş anlaşıldığı kadarıyla ve şöyle bir tespitte bulunmuş. Burada ki nefret tamamiyle sinirsel dengesini bozmuştur Dostoyevski'nin ve yakalandığı sara epilepsi hastalığının bu sinirsel bozuklukla yakından bir ilişkisi vardır. Yani bir manada ne desek buna ölümcül bir nefret. Dostoyevski'nin bu mühendislik macerası çok uzun sürmüyor aslında. Ve bir süre sonra yazarlığa daha çok heves ediyor. Şöyle bir baktığımızda hayatına 1846 yılında ilk romanını yayınladığını görüyoruz. İnsancıklar adında. Şimdi demek ki 25 yaşında ilk romanını yayınladığında. İyi bir yaş bir ilk roman için. Ee, bu roman çok beğeniliyor ve bayağı okurlar tarafından tutuluyor, eleştirmenler tarafından tutuluyor. O günlerde e, önemli bir eleştirmen olan ve her söylediği çok dikkate alınan Belinski e, Dostoyevski için yeni bir Gogol doğdu diyor. Bu tabii büyük bir payı. Çünkü Gogol'de o günlerde büyük bir üstad. Zaten Gogol'ün ne kadar önemli olduğunu Dostoyevski de kabul edecek ve ilerleyen yıllarda o ünlü hepimiz Gogol'ün paltosunun altından çıktık lafını söyleyecektir. Gogol'ün o ünlü palto adındaki öyküsüne bir gönderme yaparak. Öksüz bir kıza sevdalanan Yaşlı bir adamın hikayesini anlatıyor insançıklar. Bunu takiben, yani aynı yıl içinde Dostoyevski e, bir başka roman daha yazıyor. Şimdi o da öteki adını taşıyor. Kendisini ortadan kaldırmaya çalışan benzeriyle sürekli çatışan bir memur. Bu roman çift kişiliklilik temasını gündeme getirecek ve daha sonra Dostoyevski'nin birçok romanında defalarca karşımıza çıkacaktır. Bu roman bence güzel bir romandır ama hiç tutmamış. Ve o kadar ki Belinsky tam karşı bir pozisyona geçerek ...romanla adeta alay etmiş. Yılmamış Dostoyevski... ...1947'de... ...Ev Sahibesi... ...adındaki romanını yayınlamış. Fakat... ...siz gelin görün ki... ...bu romanda tutmamış. Direnmiş... ...aynı yıl Beyaz Geçeleri... ...yayınlamış. Beyaz Geçeler... ...biraz daha çok ilgi görmüş... önemli bir roman olarak kabul edilmiş Beyaz Geçeler... Ben çok severim Beyaz Geceler romanını. Ee, birazcık naif bir romandır ama o St. Petersburg'u hissedersiniz, e, aşkı hissedersiniz. O açıdan bakıldığında çok güzel bir romandır. Çok kolay okunan, insanda hafif bir hüzün ama aynı zamanda güzel duygular uyandıran bir romandır. O roman biraz daha çok tutmuş ama yine de ki o hayalini kurduğu, e, ...ilgiyi göremediğini e, fark etmiş ve bunun üzerine de ne olmuş biliyor musunuz? Edebiyata küsmüş ve artık ben yazmayacağım demiş. Siyasete atılmış. Siyasete atılması ile birlikte bu sefer biraz daha çara karşı, biraz batılı bir görüşü savunan, batıcı bir görüşü savunan daha doğrusu bir oluşumun içinde bulmuş kendisini. Ve bir gün devlete karşı suç işlemekten dolayı yakalanmış, mahkum edilmiş, hapse atılmış, 8 ay hapiste kalmış ve idama mahkum edilmiş. Tam cezası infaz edilecekken Çar tarafından affedilmiş ve cezası Sibirya'da kürek cezasına dönüştürülmüş. Böyle olunca Dostoyevski'ye Sibirya yolu açılmış. Hafızam beni aldatmıyorsa bir dokuz yıl kalıyor Sibirya'da Dostoyevski. Ee, ve e, bu dönem içinde... Kim bilir neler yaşıyor. Evleniyor bu arada. Fakat veremli e, bir kadınla evleniyor. Fakat o evlilikte sürmüyor. St. Petersburg'a dönüşünde abisiyle birlikte abisi Mihail ile birlikte e, Zaman adında bir dergi çıkarıyor. Bu sefer siyaseten e, daha önceki görüşlerinin tam karşısında bir yerde yer alıyor. sıra birliğini savunuyor pan savunuyor ve e, burada yol alıyor. Ama bunlar bence Dostoyevski için çok önemli değil. Asıl önemlisi o tarihten sonra arda -ar yazmaya başladığı ve her biri bir başka önem taşıyan romanları. Şöyle tarihleri e, yanılmamak için elimdeki notlara bakacağım, 1862'de Ezilenler romanını yazıyor. Ve aynı zamanda Ölüler Evinden Anıları yazıyor. 1863'te en nihayet çok sevdiği Avrupa'ya bir yolculuk yapma imkanı buluyor. E, fakat bir yandan Sara nöbetleri, öte yandan kaptırdığı, kendisini fena halde kaptırdığı diyebileceğim kumar tutkusu yüzünden çok borçlanıyor. Özellikle de yayıncısına çok borçlanıyor. Ve aldığı avanslar henüz daha yazmadığı kitapların avansları. Belki de henüz daha düşünmediği kitapların avansları. Fakat yayıncısı ona çok güveniyor olmalı ki Elinden geldiğince parasal olarak destekliyor. 1864'te yer altından notları yazıyor. 1866'da suç ve cezayı. Aynı zamanda da kumarbazı. Ve işte bu üç roman ile e, mümkün olduğu kadar borçlarını kapatmaya çalışıyor. Bu yazdığı üç romanın geliriyle. Anna Grigoryevna Sinkina adında bir kadınla evleniyor. Özellikle bu süreçte, yani yer altından notları, kumarbazı, suç ve cezayı yazma sürecinde kendisine çok yardımcı olmuştu bu kadın. Nasıl diyeceksiniz? İşte e, notlarını toparlayıp bir romana dönüştürme konusunda anlaşıldığı kadarıyla hem güzel hem de çok akıllı bir genç kadınmış. Dostoyevski ile hayatlarının sonuna kadar beraberlikleri sürecektir bu evlilikte. Bir kız çocukları oluyor fakat o yaşamıyor ve ölüyor. Ondan sonra Dostoyevski'yi başka eserler yazarken görüyoruz. Liste müthiş ve büyük bir akış var. 1868'de Budala. En güzel romanlarından biri Dostoyevski'nin. 1870'te Ebedi Koca. 1872'de Ecinliler. 1875'te Delikanlı. 1876'da Bir Yazarın Günlüğü. 1879'da Karamazov Kardeşler. Bu artık Dostoyevski'nin romançılığının doruk noktasıdır. Orada bir baba vardır, baba Karamazov. Üç oğul vardır. Yaş sırasıyla söylüyorum. Dimitri Karamazov, Ivan Karamazov, Alexei Karamazov, namı diğer Alyosha ve bir üvey oğul olan Smirdiakov. Aleksey, bir rahip olan Aleksey dışında bu üç oğlun ortak tarafları ne biliyor musunuz? Babayı öldürmek istemek. Sonunda biri babayı öldürecektir. Ama ceza bir başkasının üzerine kalacaktır. Tabii ki söylemeyeceğim kitabı okumanızı istediğim için e, bu kimin e, katil olduğunu söylemeyeceğim. Fakat e, müthiş bir roman olduğunu söyleyebilirim Karamazov kardeşlerin belki de edebiyat tarihinde yazılmış en önemli romanlardan biri. Bir kaç bir çift laf etmek istiyorum çok lafı uzatmadan yeraltından notlarla ilgili olarak da Yeraltından Notlar Dostoyevski'nin en iyi değilse de en çok ses getiren romanlarından biri ve ileride yazacağı büyük romanların haberini veren bir roman. Takdir edersiniz ki yeraltı burada elbette fiziksel olarak yerin altı değildir. Veya herhangi bir kanun dışılıktan söz etmiyoruz. Burada yeraltı herkesin yaşadığı bir hayata katılamayan bir alanı anlatıyor. Bir izbe oda, bir karanlık oda ve bir toplumdan uzaklaşma veya kendini toplumdan sürgün edilme durumu. Ama aynı zamanda da bilinçaltı. Yerüstü ise görünenin tezahüründen başka bir şey değil. Yani herkesin uyum sağlayabildiği ve gittikleri bir hayat. Dostoyevski'nin romanlarında yer altı ile yer üstü sürekli bir çatışma halindedir. Ve bu çatışmanın içinde kahramanlar kimliklerini bulmaya çalışırlar. Hikayeler belki de bu açıdan zaman zaman içimize dokunur. Bazen gülümseriz, bazen de gözlerimiz dolar. Ama iyi hikayelerde hep öyle değil midir?